Herkese selam, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, bir analiz videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi Makalele, Rosicki ve David Beckham geldi. Ve biz bu kartları nasıl fullememiz lazım ya da açmamız mı gerekiyor? Diğer kartlarla arasındaki farklar neler? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. İnanılmaz beni ama imal etmiyorsunuz. Şimdi öncelikle David Beckham'la ilgili açıp açmama konusunda çok fazla mesaj geldi. En azından ben dilimin döndüğünce bu Beckham nasıl bir Beckham? Daha iyisi gelecek mi? Genç Beckham bu 24 yaşında diyorsunuz. Daha genci gelecek mi? Birazcık bunların da bilgisini vereyim size. Tabii ki de bunlar net bilgiler olacaktır. Şimdi öncelikle isterseniz Makalele ile başlayalım. Makalele'nin 97 rating, takımla birlikte Bost'u da aldığında 100 rating olan bir kartı geldi. Aslında daha önce Makalele'nin böyle bir kartı vardı. Big Time kartı, sağlam bir kart Makalele'nin. İsterseniz aradaki farkı kontrol edelim. İkisi de zaten 32 yaşındaki halleriyle geldiler. Biri 31 seviyede fulleniyor, biri 30 seviyede fulleniyor. Aslında bakıldığında yani İki kart da yok edici. Hani Big Time'ı zaten gelmiş olan bir kartın, daha güçleri yükseltilerek gelen bir kartın da ne yalan söyleyeyim, en azından bir ön libero gelebilir ya da farklı tam orta saha gelebilir. En azından kart türü olarak farklı bir kart gelebilirdi diye düşünüyorum ama maalesef Konami bunu yapmamış. Peki ne yapıyoruz? İki Makaleli'yi kıyaslıyoruz. Çizelgesine baktığımızda aslında birinin birazcık daha şut bölgesinin yüksekte olduğunu, geri kalanın ve birinin de dribbling kısmından biraz daha yüksekte olduğunu görüyoruz. Ama geri kalan kısımlarında çizelgeleri bile birbiriyle gördüğünüz gibi hemen hemen aynı. İsterseniz şöyle bir kontrol ettiğimizde, bu arada oyunda bazen oyuncuların ratinglerini düzenlemek için bazı böyle doğru bir kelime seçeyim. Böyle oyun içi böyle bir hile hurda bir şey yapıyor Konami. Onu da açıklayacağım size. Şimdi top kontrolleri olarak aslında şu anda gelen, bu arada hepsi, ikisi de oyuna göre fullenmiş versiyonları. Biz dokunmuyoruz karta. Oyunun nasıl fullediyse o şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi top kontrolü eski. Sağ taraftaki eski Big Time kart. Zaten tasarımdan anlayabilirsiniz. 4 kademe top kontrolü eski kart daha iyi. Top sürmesi 7 kademe daha iyi. Sıkı top tutma eski kart daha iyi. Alçaktan ve yüksekten pas eski kart daha iyi. Bitiricilik 12 kademe, duran top 19 ve kafa 7. Zaten şu şut çizelgesini diğerinden ayıran özellik bu oluyor dostlar. Gördüğünüz gibi bu 50 ortalamayken bu 62 ortalamada oluyor. Yalnız size şunu söyleyeyim. Şimdi ikisi de birbiriyle aynı rating olarak görüyor. Ama burada bir falso var. Yani burada bir hile hurda var. O da şu. Şimdi bitiriciliği 50 olan bir oyuncu ile 62 olan bir oyuncu, ikisi de kötü vurur. Bitiriciliği bırakın, duran top kısmında arasında 50 ve 19 top, 69 toplamda 19 fark var. Ama siz duran top olarak 50 olan da 69 olan oyuncuyla duran top vurmazsınız arkadaşlar. Ya Makalele topun başına kimse geçirmez duran top kullanmak için. O yüzden aslında sağ taraftaki, yani eski Big Time kartının şişirme 97 olması bundan dolayı kaynaklanıyor. Aslında iki Makalele arasında bence sağlam bir fark var. Çünkü diğeri de aynı reytingde. Ama bu tarz böyle ya hile hurdayla 97 olmamış. Çünkü duran topu, evet kafa önemlidir. Ama bitiricilik mesela kafanın, kafa isabet oranı bu 65 ve 58. Aslında kafadan ziyade sıçramadır önemli olan. Kafayı vurabilsin defansif anlamda diye. Kalkıp da Makaleli'yi de siz rakip sahada korner kullandığınızda ceza sahası içerisinde kafa vursun diye içeri sokmazsınız. Peki gelelim şimdi hangi kart daha iyi? Bu hile hurdadan dolayı ben diğer özelliklerinde, bakın hızlanma 6, 3 kademe, şut gücü 3 kademe daha iyi, yani iş görür görmez. Sıçraması 3 kademe daha iyi, fiziksel temas 3 kademe daha iyi, denge 5 kademe daha iyi, dayanıklılık, defansif farkındalık, defansif katılım, ikili mücadele ve agresiflik tarafından ben sol taraftaki Makaleli'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliyorum. Çünkü veriler bunu gösteriyor arkadaşlar. İki kart arasındaki fark bence şu. Bu arada burada göremiyoruz ama bu Makaleli'de çift vuruş var. Bunda yok diye hatırlıyorum. Eğer yanlışım varsa düzeltin. Bu ekranda bana göstermiyor. Hangi Makaleli'yi tercih ederim derseniz sol tarafta yeni geleni tercih ederim. Ama elimde mevcutta bir Makalele var mı? Var. Yeni Makalele için açar mıyım? Asla açmam. Çünkü daha iyileri gelecektir. Özellikle bakın 32 yaş. Tabii bunun prime dönemi ne zaman Konami için, açıkçası hani onun prime dönemi hangi yaşta bilmiyorum ama yine aynı yaşındaki bir oyuncu gelmiş. O yüzden ben genelde aynı yaşta olduğunda hani daha prime dönemleri gelebilir diye biraz önce bu söylediklerimi Beckham'da kıyaslayacağım çünkü.
Ben mevcutta makalelem varsa yeni gelen makaleli için açmam. Ama makalelem yoksa yok edici bir kart, sağlam ve agresifliği yüksek olduğu için sağlam bir kart olduğunu düşünüyorum. Eğer öyle bir durumda açardım. Şimdi gelelim David Beckham'a ki aslında bakıldığında en fazla öne çıkan oyuncu diyebiliriz. Şimdi David Beckham'ın tabii ki de duran top ve falso gibi özellikleri ekstra boostlanmış olarak gelecek oyuna. Ama şöyle söyleyeyim, hani o boost olmadan da aradaki farkları bir kontrol edebilmek açısından diyorum. 102 rating oluyor. Normalde 98. O boost geldiğinde 99. Aynı zamanda da 3 rating de takımda alıyor. 102 oluyor. Diğer Beckham 100'de kalıyor. Şimdi aradaki farklara baktığımızda birbiri arasında aslında çok ekstra bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu kartın şöyle bir artısı var. Diğer kart göbek orta sahada oynayabilse de düşük oynayabiliyordu. Yani gördüğünüz gibi turkuaz renginde değil, yeşil renkte oluyor. Yani biraz daha kötü oynuyordu. Bu kartı göbek orta sahada oynayabiliyor. PES 2021'de o Prime dönemindeki Beckham geldiğinde hız ve hızlanması 90 civarı ve hatta üzerindeydi. Bu kart beni hız ve hızlanma konusunda ve top kontrolleri konusunda çok tatmin etmedi. Bakın gördüğünüz gibi top sürmesi 80, burada da 79 gördüğünüz gibi. Ve burada bakıldığında hız ve hızlanmaya baktığımızda gördüğünüz gibi yine aynı 27 yaşındaki dönemi gelmiş Big Time'da. Burada 24 yaşındaki döneme geliyor dostlar. Ama size şunu söyleyeyim, oyuna gelebilecek en iyi Beckham kartı bu deyip açabilirsiniz ama oyunda gördüğünüz gibi burada 21 yaşındaki David Beckham da yüklü ve bu David Beckham gelecek ilerleyen dönemlerde. Bir şey farkında mısınız bilmiyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Bu Beckham'ın bir seviye hali hız ve hızlanmasının 69 ve 66, top sürmesinde 69 olduğu görünüyor. Bu arada genç gelen Beckham'ın seviye olarak daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu anda seviyesi belli değil ama rahatlıkla daha genç oyuncunun daha fazla DP aldığını biliyorsunuz. O yüzden eski, yani şu anda mevcut Beckham'a 69 hız, 66 hızlanma ve bakıldığında kontrol ettiğimizde top sürmesinin 69 bir seviyede olduğunu görüyoruz. Ama oyunda 21 yaşındaki Beckham'ın top sürmesini, top kontrol ve sıkı top tutmasından daha iyi, hız ve hızlanmasının bir seviyede bile 70'in üzerinde olduğu görünüyor. Bu da yeni gelecek oyuna 21, bu arada ne zaman geleceği hakkında tabii ki de bilgim yok. Ama geldiği durumunda diğer Beckham'dan çok daha iyi olacak. Ratinglerin çok yükseleceğini zaten oyun söylemişti. Büyük ihtimal bu gelen kart 102, David Beckham'ın gelen 21 yaşındaki, ki bana göre herhalde Prime dönemi olarak geçecektir Konami'de. Ya 103-104 civarı olacaktır. Yani oyundaki en iyi Beckham'ın topunu açmıyorsunuz, aklınızda bulunsun. Gelelim bir de Rosicki kısmına. Dostlar Rosicki, ne yalan söyleyeyim, hani akmasa da damlar bir oyuncu. Geldiğinde oynatabilirsiniz tabii ki de. En azından performansı düşüşte gelmeyecek. Dybala gibi değişken de bir performansı yok, istikrarsız. Açıkçası şöyle baktığımda 34 yaşındaki hali gelmiş. Daha önce 27 yaşındaki halini Big Time olarak getirmişlerdi. Ya da Epic olarak. Şu andaki gelen karta 34 yaşındaki bir kart. Yani top kontrollerine falan baktığımızda aslında iki kart arasında böyle wow bir fark yok. Yani Rosicki geldiğinde eğer takımınızda yoksa artık bir Rosicki'niz olduğu için mutlu olabilirsiniz. Ama mevcutta bir Rosicki ya da bir Arsenal hayranısınızdır ve Rosicki kadronuzda vardır, onu güncelleyip çok daha iyi bir Rosicki elde etmek istiyorum derseniz de şahsi fikrim, açmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Kanala bugün diğer kartlar hakkında da bilgilendirici videolar attım. O kartları da es geçmeyin. Rosicki'den çok daha iyi olan, hormonlu aynı kutuda olan kartlar var. Onlara da dikkat edin. Son kez bir analizimizi yaptığımızda Makalele, eğer ki Big Time makalelen varsa şahsi fikrim bu makaleleyi açmamandan yanayımdır. Ama gelirse bu makalelenin, yani yeni gelen makalelenin defansif yönünün çok daha iyi olduğunu, ikisinin ratinginin birbirine aynı olduğuna bakmayın. Burada duran top, bitiricilik ve kafa gibi özelliklerinin yüksek olmasından dolayı makalelenin, Big Time kartının şişirilmiş bir kart olduğunu rating olarak düşünüyorum. Yani defansif olarak baktığımızda bu 97 ise bu 94'lük bir karttı. Ama genel reytingde ikisi de 97 görünüyor. O yüzden bu soldaki makaleliği tercih ederim. Burada geldiğimizde oyunun en iyi Prime dönemindeki Beckham'ı, 21 yaşındaki Beckham'ı olacaktır. En azından reyting olarak hız ve hızlanması ve top sürmesi daha iyi olacağı için, şu anda mevcut gelen Beckham içerisinde daha iyi bir Beckham olacağı için
Şahsi fikrim, Beckham'ı açabilirsiniz. Ben çok beğenmedim. Çünkü top sürmesi ve hızlanması gördüğünüz gibi maalesef düşük. Bunu da en yüksek seviyeye getirdiğinizde ya bir Beckham'ın top sürmesi özellikle de kanatta kullanacaksanız ki orta sahada da kullanacaksanız top sürmesi 79 kötü yani. Ve 85'in altında olan oyuncular zaten top sürmede sıkıntı yaşıyor. Bu oyuncuyu şöyle kullanabilirsiniz. Şahsi fikrim. Göbek orta sahada oynattığınızda, bu arada orta uzmanının göbekte oynadığında nasıl varyasyonlara katılacağını açıkçası bilmiyorum. Hiçbir orta uzmanı oyuncu göbek orta sahada oynatmadım. Kanatta oynayan bir orta uzmanı oyuncu biliyorsunuz ki çizgiye yapışık, taş çizgisine yapışık direkt duruyor. Ama bu orta uzmanı kartın göbekte oynadığında nasıl ataklara katılacak ya da ne yapacağını bilmiyorum. Bunu test etmek lazım. Test edenler de yoruma yazsınlar ama bu kart için yapılabilecek tek şey topu kontrol edip sürmeden sağına soluna pas vermek olacaktır. Fazla da onun dışında bir şey yapamazsınız. Onun dışında tabii ki de yüksekten pası, falsosu vesaire zaten duran topları falan boslandığında gerçekten çok çok üst seviye oluyor. Hatta falsosu 100 falan oluyor. Aklınızda bulunsun. Son olarak da Rosicki, yani oyunda zaten hiçbir zaman top seviyedeki epic big time'lardan biri olmadı. Gelirse oynatılır mı? Oynatılır ama çift vuruşu yok vesaire bir şey yok. Açıkçası çok böyle wow yönlü bir oyuncu bana göre değil. Benim analizlerim bu şekilde. Güzel kartlar ya, en azından kartların gelmesi analiz etmemize sebep oluyor. Bir heyecan oluyor. Belki tek atanlar olur. Belki ücretsiz toptan bulanlar olur. En azından bir heyecan olmuş oluyor. Toplar gelsin. Kötü de gelse analizimizi yapalım en azından. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.